Evet sevgili seyirciler, akşama doğru devam ediyor. Şimdi Sait Bey'le biz söyleşi yapıyoruz, konuşuyoruz ama kendileri Şam'a gittikten sonra mı düzenlediniz bilmiyorum. Çok güzel bir film hazırlanmış 8 dakika. Şam'da o masa çalışmalarını yaptık. Akabinde İstanbul'da Haliç Kültür Merkezi'nde 10 bin kişilik bir iştirakla program daha yapıldı. Yani bir sempozyum yapıldı. Ona binaen bu hazırlandı bu şey. Bir 8 dakikalık bir filmimiz var. Artık tanıtım demeyelim ama güzel bir anlatım bu diyelim. Bu konunun içeriğini anlatan. İçeriğini anlatan bir onu güzel öylese, bir çalışma gerçekten. İzleyelim yani. Güzel bir çalışma ve o 8 dakikalık yayını izledikten sonra da söyleşimize devam edeceğiz. Burada ses yok mu? İçeride ses var mı? Benim sesim mi? Neyse hocam. Evet sevgili seyirciler, bir ses sorunumuz oldu. İnşallah bu filmi ben sonra tekrar yayınlayayım arkadaşlarımıza. Sorunu çözdüğümüz zaman, ses problemini hallettiğimiz zaman tekrar yayınlayalım. Evet bu aslında filmimizi ben de izlemiştim hakikaten fevkalade. Orada bir mesela Rusya'dan birisiyle konuşması anlatılıyor Said Nursi'nin. Nikolay Nikolayevich'le yani Rus komutanı Nikolay Nikolayevich'le konuşuyor. Orada ona meydan okuyor yani. Bezomansteri inancıyla ilgili bir şey olduğu zaman asla taviz vermez. Orada da ona... Burada aslında kafirlerle konuşurken veya din dışından insanlarla konuşurken... İnançsızlarla. Çok güçlü olmak gerektiğini de ben ayağa anladım. Ayağa kalkmıyor. Herkes ayağa kalkıyor. O da diyor ki siz beni tanımadınız. Tanıdım diyor. Nikolay Nikolayevich yani Çar'ın yeğenisin sen diyor. O zaman niye kalkmadın diyor. Ben bir İslam alimiyim diyor. Bir Müslüman inançsız birinin karşısında ayağa kalkmaz diyor. Yani inancının gereğini ölümü pahasına orada böyle kahramanca ifade ediyor. Tabii idam edilmesi idamla hükmediliyor. İdam edin diyor onu. Karar veriliyor. Sonra gene vicdanlı bir insanmış yani. Türkiye'de bazen bazı dönemlerde bezomansilerine 18 defa zehirlediler. O vicdanlılığı gösteremediler. Sonra diyor ki bana diyor müsaade edin. Abdest alıyor. 2 rekat namaz kılacak. İdama gidecek. İdam benim için terhis tezkeresidir diyor. Sonra namaz kıldıktan sonra Çar gene geliyor işte Nikolay Nikolayevich. Özür diliyor. Hocam diyor affedersiniz. Ben sizi diyor bunu siyasi bir hareket zannettim.
Ama bu sizin inancınız gereğiymiş diyor. Bundan sonra diyor ibadetlerinizi, tarzını, hayatınızı çok güzel, rahat bir şekilde devam idame ettireceksiniz. Rusya'ya niye gidiyor? Esir düşüyor Rusya. Doğu'da gönüllü alay komutanı olarak Rus milisleriyle savaşa giriyor. Orada esir düşüyor ve oradan Birinci Dünya Savaşı'nda. Hı hı. Oradan Rusya'ya esir olarak gidiyor. Bunları da bilelim yani, evet, değil mi? Sonra orada uzun süre kalıyor. Orada da hizmet ediyor Bezomans. Sonra böyle Bezomans'ın fevkalade keramet derecesinde bir halle kosturmadan Avusturya, Almanya ve Avusturya üzerinden Türkiye'ye geliyor. Yani bir orada kargaşa olduğu dönemlerde komünizmin böyle o çarlık sistemi. Kaç yıl kalıyor hocam Rusya'da? 1900 işte Birinci Dünya Savaşı, şimdi yanlış bir rakam söylemeyin, tamam mı? 14 yani 15. 13-14 gibi yani oralar şu anda hatırlamak gelmedi. 1-2 yıl kalıyor mu yani, yani onu demeye çalışıyorum, yoksa belli bir süre mi? Belli bir süre kalıyor. Ha, ondan sonra tekrar Avusturya üzerinden Almanya üzerinden. Türkiye şimdi eğilir. Hocam bu YEİS şöyle 6 tane hastalık olarak ve bunların da 6 tane şeyini söyleyeyim, reçetesini. Evet. Zamanımız da çok hızlı geçiyor. Yani bu onun için de herhalde reçeteye bir geçelim de ondan sonra bu baskılara dönebiliriz belki. Buyurunuz. Şimdi bu 6 dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde diyor Bezomansları. Hayat içtimaiyemize, hayatımıza, şahsi hayattan ziyade toplum hayatına, içtimaiyemize eczaneyi Kur'aniyeden ders aldığım, Kur'an eczanesinden ders almış Bediüzzaman Hazretleri 6 kelime ile beyan ediyorum diyor. Yani bu meselenin esasları onları biliyorum diyor. Hı-hı. Birinci kelime el emel. Yani rahmeti ilahiye kuvvetli ümit beslemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bir Müslüman ümit keser mi? Kesmez. Kesmemesi de gerekir. Rahmeti ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Bütün Müslümanlar deseler ki ben Cenab-ı Hakk'a güveniyorum, doğruluğumla, dürüstlüğümle, insanlara ihanet etmemek şartı kaydıyla Cenab-ı Hak Müslüman millete zulmetmez. Bezomansları buna dikkat çekiyor. Yani biz eğer şu baştaki saydığımız 6 hastalıkları tedavi edersek, Cenab-ı Hak da bu Müslüman milletleri İslam'ın esaslarına uygun bir, yani doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu yaşasak, diyor Bezomansları başka bir yerde, diğer dinin tabileri kıtalarla İslamiyet'e dehalet edecekler diyor. Feç feç girecekler diyor. Hakikaten biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu yaşama noktasında sıkıntılarımız var. O 6 kelime bizim için de geçerli. 6 hastalık bizim için de geçerli. Sonuç itibariyle muhakkak siz de biliyordursunuz. Mesela Almanya'daki Müslüman olan insanların %33'ü Risale-i Nur'ları okuyarak Müslüman oluyorlar. Biz Kur'ani meseleleri izah etmede sıkıntılarımız var. Yoksa Kur'an'da, İslamiyet'te haşa bir sıkıntı söz konusu değil. Onları doğru anlatsak, doğru yaşasak, yani lisanı halimizle de yaşasak bu meseleler çok daha çabuk çözülür. Ama biz bunlarda sıkıntı içerisindeyiz. İşte sizin de teyit ettiğiniz gibi dürüst olamıyoruz. Ondan sonra insanlara muhabbet edemiyoruz. İslam kardeşliğinden başka kardeşliklere, başka arkadaşlıklara, ırklara, kavimlere ehemmiyet veriyoruz. Bezomansları onun için rahmet-i ilahiyeden ümit kesmemeliyiz diyor Bezomansları. Bu çok önemli bir hadise. Evet. Ama bir şartla, o Allah'ın emrettiği esaslara uygun yaşamak şartı kaydıyla. Yani burada Şam'da Cami-i Emevi'de reçeteyi Kur'an eczanesinden aldığım diyor, reçetedir bu diyor. Onlara böyle hitap ediyor. Baktığımız zaman bugünün İslam alemine de, bugünün Türkiye insanına da bu reçetelerin şiddetle ve önemle ihtiyacı olduğunu müşahede ediyoruz, görüyoruz. Öyle evet, değil evet. Mi? Kesinlikle evet. Doğru ifade ediyorsunuz hocam. İkincisini... Burada şunu okumak istiyorum müsaadenizle. Hı-hı. Evet, tabii, ben lütfen. Kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslam cemaati, orada 10 bin kişilik İslam cemaatine hitap ediyor ya, ey İslam cemaati müjde veriyorum ki, şimdiki alemi İslam'ın saadet-i dünyeviyesi bahusuz önemli Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Şimdi Bezomansları 100 yıl öncesinden böyle hitap ediyor. Yani diyor ki siz İslam alemi bu pozisyonda kalamayacaksınız. Osmanlı'nın saadeti sizin de saadetinizin
böyle yani güneş ışınlarının dünyayı sardığı gibi saracak diyor. Fecr'in emareleri, şimdi Fecr-i Sadık'ın, Sadık Fecr'in aydınlığın emareleri diyor. Şimdi biz şu andaki hareketleri öyle telakki ediyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Tunus istibdattan tamamen kurtulmadı ama kurtuldu. Yani hürriyetlere doğru az da olsa mesafe aldı. Biz şimdi Türkiye'de hürriyetleri 1950'de başladık, 2011 yılındayız. Daha tam hürriyetleri elde ettiğimizi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Yani bu gerçekten uzun bir süreç. Dolayısıyla onlar da bir başlangıç yaptılar. Bu başlangıcın olacağını Bediüzzaman Hazretleri 100 yıl öncesinden bize müjde vermiş. Mesela Rusya ile ilgili diyor ki Rusya böyle dinsiz kalamaz diyor. Dönüp diyor şey de yani bu millet diyor esir olmak istemediği gibi ecir de olmaz, şey de olmaz diyor. Yani ücretli de çalışmaz. Ne olacak? Hürriyetçi olacaklar diyor. Yani biz hürriyeti şer'iye olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız biz hürriyet demokrasi deyince bizi de yanlış anlıyorlar. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hürriyet tam teşekkül etse, tam tezahür etse İslamiyet onun içinde daha da mükemmel olur diyor. Hürriyet imanın bir gereğidir diyor Bediüzzaman. İmanın bir tezahürüdür diyor. Onun için biz hürriyet. Bak bu Türkiye'de çok büyük hadiseler yaşıyoruz. Bugün yani İslami kimliği önde olan bir iktidar olmasına rağmen başörtüsü problemini çözebildik mi? İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldırabildik mi? Yani bir çocuk Kur'an okumanın önündeki engelleri oraya kaldırabildik mi? Bir çocuk 4 yaşında 5 yaşında bale dersi alabiliyor. Ama bir çocuk 12 yaşından önce Kur'an-ı Kerim dersi almasına alamıyor. Müsaade edilmiyor. 12'de değil 13-14'de yani olur yani. İlkokulu bitirmesi lazım. İlköğretimi bitirmesi lazım. Ortaokul. Yani şimdi İslam alemindeki istibdatlarından bahsederken biz Türkiye'deki istibdatı da baskıyı da konuşabiliriz. Yani dolayısıyla bunlar bizim önümüzdeki çok büyük engeller. Bu engellerden kurtulmanın çaresi de Bediüzzaman Hazretleri'nin hürriyetçi anlayışları. Yani tam mesela parti içi demokrasiden bahsedebilir miyiz? Şimdi ben siyaseten konuşmuyorum. Şu anda siyasi bir zemine girdik. Her parti kendi adaylarını genel başkanın iki dudağı arasından tezahürle seçtiler. Böyle bir milletvekiliyle meydana gelen mecliste o milletvekilleri ne kadar hür hareket edecekler? Ne kadar bizi temsil edecekler? Ne kadar bizi temsil edecekler? Bunu Allah rızası için konuşuyorum. Bunun için il başkanları, parti idarecileri, parti yöneticileri çalışmaları lazım. Gayret etmeleri lazım. Tam hürriyetleri getirmek istiyorsak önce meclisten başlamalıyız. Meclis tam hür olmalı. Milletvekili tam hür olmalı. Sen şimdi onu yani hangi genel başkan kimi tensip etmişse o da onun kim tespit etse o da emreder. Öyle Konya'yı, bu Konya'yı tanımayan yani. Bir insanın Ankara'ya gidip yani, Ankara'da avukatlık yapan birisi. Yalnız bir parti için demiyorum. Bütün parti ama yok tabii evet. Ki zaten öyle. Evet. Şöyle aslında bu mesela demokrasiye önem veren partiler de var. Onlar belirli bir noktaya gelemiyorlar. Ama belirli bir noktadaki partilerin de hiçbir şekilde demokrasiden bahsedilecek evet. Tarafı yok. Yani enteresan bunu bir ara paragraf olarak kabul edelim. Mevzumuzun dışına çıkmayalım. Ve saadet güneşinin çıkması yakınlaşmış. Yeğsin burnunun ramına. Yani ümitsizliğin, tamam mı? Yeğsin karamsarlığın tersine olarak, ona inat olarak ben dünyaya işitecek derecede kanaati katiyemle derim. Bu çok önemli şu cümleler. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet ve istikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal ecnebilere müşevveş karışık bir mazi düşmüş. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddematına başlıyoruz. Diye devam ediyor. Yani hocam, öyle devam ediyor. Hocam bir şey söyleyeyim yalnız. Çok özür buyurun. Dilerim. Evet. 18.59 geçiyor. Tamam. Yani 10 dakika daha uzatacağım tamam. Program ama tamam. Yani 11 dakikamız kaldığını bilmenizi istiyorum. Tamam, yani ben, ona göre şey yaparsanız tamam, sözünüzü tamam. De kesmek istemiyorum doğrusu. Teşekkür ederim. Yani burada uzun uzun şeylerden bahsediyor. Bediüzzaman Hazretleri çarelerden bahsediyor. Şurada not aldığım yerleri süratle okuyacağım. Hakikati İslamiyet'in kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam
temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Yani biz İslamiyet'e bağlandığımız kadar ilerliyoruz ve yüksekliyoruz. Osmanlı buna misal, Asr-ı Saadet buna misal. Ne zaman İslamiyet'ten uzaklaşıyoruz? Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar arasında çok büyük zulümler oluyor, çok büyük fakirlikler oluyor. Dolayısıyla ben aslında şuraya not aldım. Bizim konuşacağımız konu hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırmak olmalı. Yani milletvekilinin de hürriyeti olmalı, başörtülü kadının da hürriyeti olmalı, inançsızın da hürriyeti olmalı. Benim tam hürriyeti ifade ederken, yani Cenab-ı Hak dinde zorlama yoktur diye. Onun günah işleme hürriyeti varsa karşılığına katlanmak şartı kaydıyla tavsiye etmeyiz ama ona da müdahale etmemeliyiz. Gerçek hürriyet budur yani. Bir de hürriyeti şer'iye diye tarif ettiğimiz kendine ve gayrına zarar vermeyen hürriyet anlayışını biz ön planda tutmalıyız. Yani kendine zarar vermeyen, diğer insanlara da zarar vermeyen zaten çok mesut ve güzel yaşar. Yani medeni